Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Yeni inşa etmek her zaman heyecan vericidir. Mottosuyla hareket eden DRK İmpo Mimarlık neler anlatmış? Gelin birlikte dinleyelim. Öncelikle sizleri tanımak isteriz. İsmim İnan Mercan. 45 yaşındayım. Firma sahibiyim. Yaklaşık işte 17 yıllık bir firmayız. Çalışanlarımızla bir aile gibiyiz. Mutlu mesut bir şekilde işlerimize devam ediyoruz. Vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biz mühendislik firmasıyız. Piyasada güvene dayalı bir mühendislik platformu oluşturduk ve bu piyasada gerçekten iyi bir yer edindi. İnsanlar bizi tercih etmeye başladılar. İşlerini veren insanlar tekrar işler vermek istediler. Bu şekilde bir zincir ağı oluşturduk. Müşterilerimiz kurumsal firmalardır. Yaklaşık 350'ye yakın proje ürettik. Şimdi işin can alıcı kısmı bana göre tabii ki dışarıdan bir göz olarak yorum yapacak olursam hem tasarım, mimari kısımda hem tasarım hem de o tasarımla birlikte konforun sağlanabiliyor olması. Bu ikisini entegre etmek bana göre çok zor. Evet. Belli bir zahmet gerektiriyor, belli bir detaylı çalışma gerektiriyor. O işin aslında aşamalarını dinlemek isterim sizden. Şöyle, yani önce fizibilite yapıyoruz. Yapacağımız yerin saha ziyaretini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra bunun mutfağına girip projelerini tasarlıyoruz. Projelerini tasarladığımız işleri müşteriye sunuyoruz. Müşteri tabii ilk seferde beğenmiyor. İşte 3-4 aşamalı projeler üretiyoruz. Beğendiği projeyi sonra keşfe döküyoruz. Keşfe döküp maliyetlerini çıkarıp müşteriye tekrar sunuyoruz. Maliyetlerde anlaştığımız takdirde işi yapmaya başlıyoruz. Ürettiğimiz projeyi %99'a yakın sahada imal ediyoruz. Şimdi gelelim projelerinize evet. İsterseniz. Hangi projeler üzerinde çalışmaktasınız ve hangi alanlarda oluyor projeler? İlk işe başladığımızda fabrika, Dilovası'nda fabrika inşaatları yaptık. Daha sonra lüks villa işlerine girdik. Böyle sayılı 3-4 tane ünlü insanların villalarını yaptık. Sonra da perakende zincirine girdik. İşte mağaza sektörüne geçtik. Mağaza sektöründe de tanınmış markaların, kurumsal firmaların mağazalarını yapıyoruz. İşte verdiğimiz taahhütleri zamanında yerine getirdiğimiz için ve yaptığımız işler çok beğenildiği için bu zincir artık böyle peşinden daha işler bitmeden 3-4 tane daha almaya sebep oldu. Şimdi bakıldığı zaman hem alan olarak büyük alanlarla çalışıyorsunuz. Evet. Büyük alanları sağlıyorsunuz. Tasarım süreci ayrı, işleyişi ayrı. Bir zamanda da tabii ki belirli marka isimleriyle yani daha kurumsal firmalarla çalıştığınızı görüyoruz. Peki onlarla olan o süreç nasıl ilerliyor? Biz tabii firma olarak fabrika kökenli bir mühendislik firması olduğumuz için perakende zincirine girdiğimizde onların partnerlerinin lideri olduk. Ve kısa sürede onların işte hedeflediği 50 günleri biz 25-30 günlere düşürünce bu sefer talep edilir hale geldik. Çünkü biz taşeron kullanmıyoruz. Alt taşeronumuz yok. Bizim bütün çalışanlarımız sigortalı maaşlıdır. Biz kesinlikle taşerona karşıyız çünkü taşeron sorumlu olduğu işi yapıp gidiyor. Ama kendi çalışanınız oradaki bütün işi sahipleniyor. Titizlikle çalışıyor. Evet. Yani bu benim kalemim değil, bu benim işim değil demiyor. Seninle birlikte bütün iş onunmuş gibi davranıyor ve ekip ruhu evet, var evet, yani. Ekip ruhu var ve bu zinciri tutabilmek için gerçekten maddi manevi büyük uğraşlar veriyorum. Ama belli bir ekibin olması da galiba çok daha sizin için de kolaylık sağlayacaktır. Evet. Motivasyon anlamında da güzel olacaktır. Evet, biz çok büyük bir iş ailesiyiz. 110 tane çalışanımız var ve bu sayıyı da arttırmayı düşünüyoruz. Peki yakın zamandaki projeler nelerdir? Şu an 2024'ü kapattık diyebiliriz. O kadar. Evet. Yani Ankara'da bir işimiz var. İşte İzmir'de olacak bir işimiz var. Van'da başladık. Çanakkale var. İşte İstanbul'da iki tane var. Malatya'da olacak inşallah. Seyrantepe'de bir işimiz var yeni. Yani 2024'ü kapatmanın tabii rahatlığına ermiyoruz da. Takvim dolu. Evet, takvimi doldurduk ama
Tabii bizim kadroyu genişletmeyi düşünüyoruz. Yeni işlere de tabii kapımız açık. Şimdi gelelim bu işin bir başka yapı taşına, müşteriler tabii ki. Evet. Onlarla birebir zaten hani proje üzerinde konuşarak, anlaşarak ilerliyorsunuz. Onlarla ilişkileriniz nasıl? Çok iyi. Süper. Bizim aramızın kötü olduğu 17 yıl önce de başladığımız, bugün 17 yıl sonra da hiçbir müşterimiz yok. Hepsi arar, benden çok büyükler oğlum der. Yani hiçbir zaman iş yaptırdığım firma demez. Hepsiyle iyi bir sohbetlerim vardır. Evet, yemek yeriz, otururuz, işte sohbet ederiz. İstedikleri zaman sadece iş için değil, sohbet için de gelirler. Hepsiyle aram çok iyidir. Hiçbir tane de müşterimle kötü ve ters düştüğüm olmamıştır. Önemli olan da bu aslında değil mi? Bağ oluşturmak. Evet, tabii burada kendimizden ödünler veriyoruz. Bazı dostlarımız, iş yaptığımız dostlarımızın işte maddi sıkıntıları oluyor. Burada çok ciddi yardımcı oluyoruz. Yani işte taksitle inşaat yaptığımız oluyor. Taksitle dekorasyon yaptığımız oluyor. Ama tabii kimsenin gönlünü kırmıyoruz. Herkesin gönlü hoş bir şekilde işlerini teslim alıyorlar. Evet, insan kazanmış oluyorsunuz evet, böylelikle. Evet. Biz çok ciddi bir şekilde insan biriktirdik. Ama bu işin önemli kısmı da bu değil mi zaten? Tabii değil mi? Para her türlü kazanılıyor. Yeter ki doğru insan olun. Güzel söylediniz. Peki bu sektörde kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? Sizi farklı kılan nedir? Bizi farklı kılan şu. Biz kesinlikle bir mühendislik firmasıyız. Biz bir konut müteahhiti değiliz. Biz bir müteahhit değiliz. Biz mühendislik firmasıyız. Bizim inşaat ekibimizin de başında çok ciddi mühendisler var. Elektrik ekibimizin de başında mühendis var. Mekanik ekibimizin de başında mühendisler var. Biz bir ustaya, bir tesisatçıya işimizi emanet etmiyoruz. Biz mühendislerle oturuyoruz, hesabımızı, kitabımızı yapıyoruz, projelerimizi oluşturuyoruz, üretiyoruz. Daha sonra bunu sahada yerinde bizzat mühendislerin kontrolünde çok kıymetli ustalarımızla birlikte icra ediyoruz. Tamamen uzman kişiler evet. Aslında. Evet. Şimdi şöyle bir cümle kurmuştunuz. 2024 takvimim doldu. Gayet evet. Yoğunum dediniz ama gelecek hedefleriniz arasında neler var? Biraz da onları konuşalım. İstihdamı arttıracağız kendi bünyemizde. Çalışan sayımızı arttıracağız. Çalışan sayımız arttığında ben her zaman şuna inanıyorum. Veren el daha üstündür. İnsanlar geldiğinde onlar rızkıyla geliyorlar. İşler de peşinden geliyor. Yeter ki sabretmeyi bil. O insanları üzme, kırma. Verdiğinde gözün kalmasın. Verdiğin elden daha üstününü Allah veriyor. Güzel söylediniz. Gerçekten öyle. Şimdi ekranları başında bizleri izleyen birçok genç arkadaşımız var. Siz de tahmin edersiniz evet. Ki ve bu mesleği yapmak isteyen, şu anda belki de okulunu okuyan birçok kişi var. Onlara tavsiyeleriniz ne olur? Kesinlikle önce proje üretmeyi öğrensinler. Çizim yapmayı çok iyi öğrensinler. Programlarına hakim olsunlar. Bize geldiklerinde bunları bilmiyor olmasınlar. Uğraştırmayın. Biz bir daha bunları öğretmekle uğraşmayalım. Kesinlikle heyecanlı bir sektör. Her anınız dolu. Yani hayatınızdaki olumsuzlukları düşünmeye vaktiniz yok. Her an dolu, her an böyle heyecanlı. Günün sonunda da ürettiğiniz projenin böyle hani arkasına geçip izlediğinizde gurur. Evet ya işte bak bu binayı ben yaptım. İşte bak bu AVM'yi ben yaptım. Bu hastaneyi ben yaptım diyebilmenin çok ciddi bir mutluluğu var. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir röportajımızın daha sonuna geldik. Şimdi sözü Aycan Bey'e bırakıyoruz. Sevgili seyircilerimiz, ne yazık ki bu hafta da yayınımızın sonuna geldik. Ekonomi dünyasının kalbindeki son gelişmeleri, yenilikleri, inovatif fikirleri öğrenmek için bizi takipte kalın. Haftaya aynı saat ve aynı günde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.